Sıfat ön ad ile beraberiz. Sıfat ön ad derken neyi kastediyoruz? Bir ismin önüne gelerek onu niteleyen ya da belirten sözcüklere denir sıfat. Bir adın önüne gelerek onu niteleyecek ya da belirtecek o zaman sıfat olacak mantığını çıkartmamız gerekiyor. Yani sıfat artı isim şeklinde bir oluşumu her zaman için düşünmek zorundayız. İki sözcüğün sıfat ya da at oluşturdukları sözcük grubuna ise demek ki sıfat tamlaması adını vereceğiz. Yani sıfat artı at eşittir sıfat tamlaması. Ve sıfatın olduğu her yerde sıfat tamlaması olmak zorundadır. Sıfatların şöyle bir genel özelliklerine bakacak olduğumuzda şunları görürüz. Sıfatlar adlardan önce gelerek onları sayı, renk, durum, hareket, biçim, yer, işaret, soru yönlerinden tamamlar, niteler ya da belirtir. Şöyle bir paragraf üzerinden bakacak olursak, bir değerlendirme yapacak olursak şunu görebiliriz. O zaman gördü ki küçük çocuk memleketlisi mini mini yavru ağlıyor. Bu cümlede o zaman diyecek olduğumuzda o ifadesi kendisinden sonra gelen zaman ifadesini işaret ediyor mu? Ediyor. Evet, bu bir sıfattır diyeceğiz. Ya da şu ifadeye bakalım. Küçük çocuk diyecek olduğumuzda küçük ifadesi çocuk ifadesini bir şekilde niteliyor mu? Evet. Dolayısıyla bir sıfattır. Mini mini yavru diyecek olduğumuzda yavrunun bir niteliği hakkında bilgi veriyor mu? Veriyor. O zaman bu bir sıfattır. Dikkat ederseniz hep bir isimden önce gelerek onun niteliği ya da belirtmesini bir şekilde karşılayan sözcükten bahsediyoruz. Devam edelim. Sessizce titreye titreye ağlıyor. Burada herhangi bir ismi niteleyen bir sözcük söz konusu değil. Yanaklarından gözyaşları bir bir arkasına temiz vagon pencerelerindeki yağmur damlaları nasıl acele acele sarsıla sarsıla çarpışa dökülürse öyle. Dikkat ederseniz... Bu ifade içerisinde temiz vagon diyecek olduğumuzda vagon ifadesinin bir niteliğini söylüyoruz. Ha demek ki temiz kelimesi vagon ifadesinin sıfatı olarak kullanılmıştır. Vagon pencerelerindeki yağmur diyecek olduğumuzda pencerelerindeki yağmur diyerek aslında yağmurun nerede olduğunu yer bildiren bir nitelik söz konusu burada. Ha gösteren bir ki var orada. Demek ki bu ki Pencerelerindeki ismini bile sıfat yapabiliyor. Çünkü onu belirtme durumunda, gösterme durumunda karşımıza çıkıyor. Pencerelerindeki ifadesi de demek ki sıfat olarak karşıma çıkacak. Devam edecek olduğumda e, sarsıla sarsıla çarpışa dökülürse öyle bağrının sarsıntılarıyla yerlerinden oynayarak, vuruşarak işlerinde güneşli mavi gök pırıl pırıl akıyor. Lütfen dikkat! Güneşli mavi gök diyecek olduğumuzda, Güneşli gök, mavi gök. Gök bir isimse güneşli ifadesi demek ki gök ifadesini niteliyor. Mavi diyerek zaten rengini söylüyor, yeni niteliğini söylüyor. Demek ki sıfat olarak karşıma çıkacak. Bu şekilde bir paragrafın ya da bir cümlenin içerisinde sıfat tespitine gidecek olduğumuzda ya da nitelik ya da belirtme aramaya gidecek olduğumuzda sıfatları tespit etmemiz daha kolay olacaktır. Bir diğer özelliğe bakalım. Tek başlarına kullanıldıkları zaman at değerindedirler. Sıfatlar tek başına kullanıldıkları zaman at değerindedirler. Çünkü ancak bir attan önce geldikleri zaman sıfat oldukları anlaşılabilir. Yani sıfatlar atlaşabilir. Ne zaman atlaşır? Kendisinden sonra bir isim gelmeyip tek başına bir unsur olarak kullanılacak olduğunda atlaşır. Yeşil elbise diyecek olduğumda elbise bir isim, yeşil onun niteliğini, rengini belirten bir ifade. Demek ki bir sıfat. Ha ama yeşili severim diyecek olduğumuzda yeşili ifadesi artık adlaşmıştır burada. Çünkü kendisi artık bir ismi de içinde barındıran bir ad olmuştur. Lütfen dikkat. Adlaşmış sıfat diyoruz. Bu ne demek? Ha benim sıfatım adlaştı demek olur. Dolayısıyla sıfatlar isim olarak da kullanılabilir. Adlaşmış sıfat diyoruz bunlara. Bunları bu şekilde bir kenara not etmemiz gerekiyor. Üçüncü özelliğimize bakacak olduğumuzda tek başlarına kullanıldıklarında ad değerinde oldukları için alabildikleri ad çekim eklerini yani hal eklerini, iyilik eklerini ve çoğul ekini bir attan önce gelerek onun niteledikleri ya da belirttikleri zaman yani sıfat olarak kullanıldıkları zaman alamazlar. Ha, bir basamak yukarı çık diyecek olduğumuzda bir ifadesi basamak ifadesine geliyor mu? Geliyor. Ha, demek ki burada sıfat olacak. Ama birler basamağı diyecek olduğumda buradaki bir ifadesi az önce sıfat olarak kullandım. Şimdi ad olarak kullanıyorum. Çünkü kendisinden sonra herhangi bir isim yok. Ler eki üstüne gelince doğal olarak onu adlaştırmış. Ya da bu konunun özetini tam olarak şöyle anlamaya çalışalım. Eğer sıfat olan bir ek, kelime pardon, sıfat olan bir kelime iyilik ekini alırsa, hal ekini alırsa, çokluk ekini alırsa bil ki bu isim artık adlaşmıştır. Sıfatlar hal eklerinden, iyilik eklerinden ya da çoğul eklerinden bir tanesini aldığında doğal olarak isimleşir, adlaşır. Bunu bu şekilde yazalım. Dördüncü özelliğe bakacak olduğumuzda bir sıfatla onun nitelediği ya da belirttiği bir ad arasında herhangi bir noktalama işareti konulmaz. Konulduğu durumda sıfatın özelliği kaybolur. Ha bu şekilde bakacak olduğumda şu örneği genç adama gülümseyerek baktı dediğimde genç adam Genç adam ifadesi demek ki sıfat olarak kullanılabilmiş. Arasında herhangi bir noktalama işareti yok. Ama genç virgül adama gülümseyerek baktı diyecek olduğunda buradaki genç ifadesi dikkat ederseniz adlaşmıştır. Bu tarz niteleme sözcükleri virgül aldığında doğrudan bu tarz ifadeleri isimleştirir, adlaştırır, sıfat olmaktan çıkartır. Hatta sıfat olmaktan çıkartmaz. Adlaşmış sıfat yapar. Dolayısıyla bu konuya dikkat edeceğiz. Beşinci özelliğe bakacak olduğumuzda sıfatlarda birkaç sıfat arka arkaya sıralanarak bir adı niteleyebilir veya belirtebilir. Ne demek istiyoruz? Şunu söylemek istiyoruz. İlla ki bir isme sadece bir sıfat gelmek zorunda değil. Birden fazla sıfat bir ismi niteleyebilir ya da belirtebilir. Karanlık, büyük, büyük korkutucu ve nemli bir ev de diyecek olduğumuzda ev isim nemli, korkutucu, büyük, karanlık ifadeleri dikkat edecek olduğunuzda her biri ismin yani evin birer sıfatı durumundadır. Bir isim birden fazla sıfat alabilir sonucunu çok rahat bir şekilde buradan çıkartabiliriz. Sıfatlarla ilgili altıncı özelliğe özellik olarak şuna dikkat edelim. Sıfatın varlığından bahsedildiği her yerde mutlaka sıfat tamlaması vardır. Bunu konunun başında da söyledik. Dolayısıyla bir yerde sıfat görürsek arkasında da zaten isim varsa vardır. Dolayısıyla biz burada bir sıfat tamlaması vardır şeklinde ele alabiliriz. Ya da sana şöyle bir soru gelecek olduğunda aşağıdaki paragrafta ya da cümlede ya da yukarıdaki paragrafta cümlede kaç tane sıfat tamlaması vardır diye sorduğunda o cümlede kaç tane sıfat varsa ama lütfen dikkat ardarda arda da gelebilir sıfatlar. O şekilde olmasını çıkarttığımız durumda sıfatları sayacağız. Evet burada bu kadar sıfat tamlaması vardır diyebileceğiz. Genel olarak sıfatların özelliklerini gördük. Şimdi ise sıfatlarımızın çeşitlerini görelim. Dolayısıyla aslında bir kategori yapma yoluna gideceğiz sıfatlarla ilgili olarak. Başta şunu düşüneceğiz. Sıfatlar kendi içerisinde ya belirtir ya da niteler. Ha o zaman sıfatlar ana başlıkta önce ikiye ayrılır. Bir niteleme sıfatları, iki belirtme sıfatları şeklinde. Niteleme sıfatları diyecek olduğumuzda bir tanım özelliği vereceğiz. Geriye kalanların hepsi belirtmenin özelliği olacak. Nedir bu niteleme sıfatları diye bakacak olduğumuzda adların şeklini, durumunu, hareketini, rengini, kısacası kalıcı özelliklerini gösteren sıfatlardır. Renk, biçim, durum şeklinde karşıma özellikle çıkabilir. Bir varlığın niteliğini söyler, yani, e, durumunu söylersem, biçimini söylersem, rengini söylersem aslında ben orada nitelimi sıfatı yapıyorum şeklindeki bir mantığı ele alabiliriz. Çoğunlukla adlara sorulan nasıl ya da hangi sorusu da da Cevap olarak zaten karşılık verir niteleme sıfatları. Şöyle örneklerimize bakacak olduğumuzda penceresinden kavak ağaçları görünen bir sağlık da diyecek olduğumuzda bir sağlık ocağı ifadesinde sağlık ocağı isim tamlaması. Bir ifadesi bunu belirten bir şey bu kalsın. Ama penceresinden kavak ağaçları görünen aslında sağlık ocağının bir niteliğidir. Durumudur. Dolayısıyla burayı sıfat olarak niteleme sıfatı olarak işaretleyeceğiz. Yanaklarımı pembeleştiren makaslar diyecek olduğumuzda makaslar ifadesi bir isimdir. Ha pembeleştirme özelliği ise onun durumudur. En sıfat fiil ekiyle bunu sıfat haline sokmuştur. Nitelemesi yapmıştır. Dolayısıyla bir niteleme sıfatıdır. Uçuşan pamukçular, pamukçuklar diyecek olduğumuzda pamukçuklar burada bir isimdir. Ha demek ki uçuşan onun bir durumudur. Biz durumunu söylediğimiz için bu da bir niteleme sıfatı olarak karşıma çıkar. E koca bahçe diyecek olduğumda koca ifadesi bahçenin biçim özelliğidir. Demek ki yine niteleme sıfatı olarak karşıma çıkacak. Tasasız gözler diyecek olduğumda göz isimdir. Tasasız bunun dikkat ederseniz bir durumudur. Dolayısıyla durumunu söylediğim için onu nitelemiş olurum. Niteleme sıfatıdır. Güzel çerçeveler diyecek olduğumda güzellik bir durumdur. Dolayısıyla bu şekilde bakacak olduğumda yine niteleme sıfatıdır. Kocaman bir masası vardı diyecek olduğumuzda yine bir nitelemeden bahsediyoruzdur. Yani özetle niteleme sıfatları ile ilgili olarak şunu söyleyebiliriz. Bir ismin önüne gelerek biçimini, rengini ya da durumunu söyleyecek. ÖSYM'nin son zamanlarda, son zamanlarda özellikle soru tarzına bakacak olduğumuzda şuna da dikkat etmekte fayda vardır. Aşağıdakilerin hangisinde niteleme sıfatı vardır diye sormak zorunda değil. Şöyle bir tanım ifadesi ile niteleme sıfatını sorabilir. Der ki sana aşağıdakilerin hangisinde bir varlığın biçimini anlatan bir ifade kullanılmıştır. Ya da varlığın durumunu anlatan bir ifade kullanılmıştır. Renk diye sormaz herhalde çok kolay olur. Ama sonuçta bunların da niteleme sıfatını kastettiğini göz önünde bulundurmamız gerekir. Şimdi niteleme sıfatları bir kenara bıraktığımıza göre belirtme sıfatlarından bahsedelim. Belirtme sıfatlarının özelliğini İsimleri sayı yönünden tamamlayan, yerlerini işaret eden, özelliklerini belirli ya da belirsiz olarak bildiren, onların özellik özelliklerini soran sıfatların tümüne belirtme sıfatı adı verilir. Dikkat ederseniz burada bir sayı özelliği bildirme var, burada belirli belirsiz bir şekilde gösterme anlamı var, burada işaret anlamı var gibi aslında belirtme sıfatlarının da türlerini ele almış oluyoruz. Ya da bunları teker teker hangi mantıkta karşımıza çıkar beraber görelim. Yani belirtme sıfatlarından işaret sıfatları diyerek başlayalım. Örneğin işaret sıfatları dediğimizde neyi kastediyoruz? İsimleri işaret yoluyla belirten ya da yerlerini bildiren sıfatlardır. İşaret ederek bir ismi bildirecek. Örneğin ha benim burada aslında temel mantığı nasıl kurmam gerekiyor? İşaret sıfatının olabilmesi için işaret eden bir sözcüğün söz konusu olması lazım. Örneğin Türkçede bu, şu, o, öteki, beriki gibi ifadeler doğal olarak işaret sözcükleridir. Demek ki bu işaret sözcükleri bir ismin önüne geldiğinde ya da bir ismi gösterdiğinde işaret sıfatı oluşacaktır. Örneklere bakarsak daha da iyi anlayacağız. Bu soruyu kim cevaplayacak? Dikkat ederseniz buradaki bu ifadesi işaret anlamı veren bir sözcüktür. Neye gelmiş? İsme gelmiş. Ha isme geldiyse o zaman bu bir işaret sıfatıdır adını verebilirim. Bu soru demek ki işaret sıfatı mantığını kurabiliyor. Kitabı şu genç almıştı diyecek olduğumuzda şu genç ifadesi şu genç ifadesini gösterme, işaret etme yoluna gidiyor. Demek ki bir sıfattır. O eşyaları, öteki soruları birikim masaları diyecek olduğumuzda burada da birer tane işaret eden ifade olduğunu ve bunların mutlaka bir ismi gösterdiğini görüyoruz. Demek ki bunlar işaret sıfatlarıdır adını rahatlıkla verebiliriz. Sayı sıfatları diyecek olduğumuzda ise isimlerin sayılarını, bölümlerini, sıralarını, parçalarını kesin olarak belirten sıfatlardır. Sayı sıfatlarının çeşitleri vardır onlara bir göz atalım. Sıfatlar asıl sayı sıfatları olarak karşıma çıkabilir. Asıl sayı sıfatları dediğimiz isimlerin sayılarını kesin olarak belirten sıfatlardır. Örneğin her gün 2 saat ders çalışıyor. 2 saat. Bir ağaç bile bırakmamışlar. Bir tane ağaçtan bahsediyorum. Sayısını doğrudan ya da kesin bir şekilde belirtiyor sayı sıfatı. Asıl sayı sıfatı. 100 yıl diyecek olduğumuzda yüz ya da 70 milyon olduğu dediğimizde 70 ifadesi. 5 milyon diyecek olduğumuzda 5 ifadesi demek ki sayı sıfatı olarak asıl sayı sıfatı olarak karşıma çıkar. Sayı sıfatlarının şu özelliğine de dikkat edelim. Başında asıl sayı sıfatlarından biri bulunan bir isme çoğul eki getirilmez. Nasıl yani? Dikkat edin dikkat edin. Beş ev diyebilirsiniz. Beş evler diyecek olduğunuzda ya da altmış evler, yedi cüceler diyecek olduğumuzda aslında kulağımızı tırmalaması lazım. Ama tırmalamıyor. Neden acaba? Çünkü bunlar zamanında çeviri usulüyle yabancı dillerden dilimize yerleşmiş bir anlamdır. Ama normalde iki kalemler diyecek olduğunda dikkat edersin ki oradaki kalemlerdekiler kulağını tırmalar. Ha yani burada saydığımız 5 evler, 60 evler, 7 cüceler, 40 karamiler gibi ifadeler demek ki yerleşmiş, yerleşmiş olduğu için artık bir şekilde kulağımız kabul ediyor. Ama normalde doğru bir kullanım değildir. Yani sayı sıfatının olduğu yerde ismin çokluk ekini almaması lazım. Az önce bahsettiğimiz örnekler birer istisnadır o istisnaların dışında kullanım yanlıştır şeklinde notumuzu almamız gerekir. Sayı sıfatlarıyla niteleme sıfatları ard arda kullanılırsa sayı sıfatı önce gelir bunu göz önünde bulunduralım. İki değerli arkadaş diyecek olduğumuzda dikkat edin İki arkadaş değerli iki arkadaş da diyebilirsin ama doğru kullanım için önce sayı sıfatının sonra niteleme sıfatının gelmesi gerekir. Dolayısıyla iki değerli arkadaş Üç kırık cam şeklindeki bir kullanım doğru bir söyleyiş kullanımı olacaktır. Asıl sayı sıfatları haricinde bir de sıra sayı sıfatlarımız vardır. İsimlerin sıralarını derecelerini belirten sıfatlardır. İnci eki ya da Türkçede noktalayma işaretiyle yani nokta ile gösterilen bir kullanımı vardır. 77 yıl, On bölük, birinci gün, ikinci gelişimiz, üçüncü kişiler, ikinci katlar diyecek olduğumuzda. Ha bu şekilde bir kullanımda ıncı inci, inci şeklindeki anlamını veren ifadeler demek ki sıra sayı sıfat olarak karşıma çıkar. Kesir sayı sıfatlarına bakacak olduğumuzda ise kesir isimlerin bütününün kaçta kaçı olduğunu gösteren sıfatlardır. %1 ihtimal diyecek olduğumuzda %1, yarım ekmek diyecek olduğumuzda dikkat edin bir bütünün bir bölümünden bahsediyoruz. Dolayısıyla bölüm olduğu ya da bölüm mantığını verdiği sürece kesir mantığı olduğunu anlayabiliriz. Demek ki aynı şey çeyrek ekmek ifadesi için de geçerlidir. Yarı yıl ifadesi için de geçerlidir. Ya da iki buçuk lira diyecek olduğumuzda buçuk ifadesinden de anlayacağımız üzere böyle bir kullanım için de geçerlidir. Bu şekilde bir şeyin bölümünü belirten bir sayı ifadesi kesir sayı ifadesidir. Üleştirme sayı sıfatları diyecek olduğumuzda isimlerin bölümlere ayrıldığını, bölüştürüldüğünü gösteren sıfatlardır. Üleştirme, paylaştırma anlamıyla düşünelim. Yani bir pay benim, bir pay senin anlamını veren ifadeler üleştirme sayı sıfatları olarak karşıma çıkar. Üçer kişi diyecek olduğumuzda üç buraya, üç buraya ikişer elma, iki tanesini ben, iki tanesini sen yiyeceksin şeklindeki anlamı düşün. Dolayısıyla işin içerisinde paylaştırma, bölüştürme ya da pay etme anlamı varsa, evet er ekiyle de gösterilmişse zaten üleştirme sayı sıfatını olduğunu çok rahat bir şekilde anlayabiliriz. Topluluk sayı sıfatları çeşidimizde var. Topluluk sayı sıfatı diyecek olduğumuzda bir defada doğan birden fazla kardeşler için kullandığımız bir kullanımdır. Türkçe'de hep böyle karşınıza çıkar ve çoğunlukla Z sesi burada topluluk anlamını verir. Ayrıca kendisi eski Türkçe'den kalma bir çokluk kelimesidir ya da çokluk ifadesi çoğullama ifadesidir ama topluluk yapar. Dolayısıyla 300 bebek, 200 bebek, 500 çocuk diyecek olduğumuza dikkat edin. Oradaki ız, iz, uz ekleri demek ki topluluk adını veren ifadelerdir. Demek ki topluluk sayı sıfatıdır. Bu şekilde sayı sıfatlarını kenara bırakabiliriz. Bir diğer sıfat çeşidimiz ise belgesiz sıfatlardır. Belgesiz sıfatlar derken isimlerin sayılarını ve miktarlarını kesin olarak değil yaklaşık aşağı yukarı belirli ya da belirsiz olarak bildiren sıfatlardır. Yani benim burada kullandığım sıfat olarak kullandığım sözcük tam olarak bana netlik vermeyecek. Örneğin birkaç diyecek olduğumda bir mi, üç mü, beş mi anlamını çıkartamayacağım. Ha ama kendi içerisinde bir topluluk, kendi içerisinde bir ifade ya da sayı ifadesi var mı? Var. Ama belirsiz. Bu şekilde belirsiz olan sözcükler isimlerle beraber kullanıldığında biz bunlara belgesiz sıfatlar diyeceğiz. Birkaç kişi, bir takım insanlar, bütün dünya, bazı arkadaşlar lütfen dikkat edin. Bu kullandığım sözcüklerin hiçbir tanesi tam olarak şu sayı, şu netlik diyemiyor. Evet bu şekilde bir kullanım söz konusu olduğunda biz bunlara belgesiz sıfatlar adını vereceğiz. Bunlardan özellikle bazıları ya da belgisiz sözcükler için söylüyorum. Belirttiği adlar çokluk eki alamaz. Bazılarının tamlananları çoğul almak zorundadır. Bazılarınınki de yerine göre tekil de olabilir, çoğul da. Ne demek istiyoruz? Şöyle bakalım. Örneğin bütün insan diyebiliriz. Bütün insanlar da diyebiliriz. Ha bütün insan ifadesi biraz kulağa tırmalar ama yanlış söyleyiş için yanlış bir kullanım değildir. Ama doğrusu bütün insanlar şeklindedir ya da bütün insanlar şeklinde kullanmamız gerekir. Birkaç kişiler mesela demek biraz kulağınız tırmalar. Onun yerine birkaç kişi demek daha doğru olacaktır. Çoğu insan diyecek olduğumda dikkat edin. Çoğu insanlar dediğimde demek ki kulağımı tırmalayacak. Az önce dedik ya özellikle çokluk anlamı bildiren sıfatlar isimlerine çokluk vermemeye çalışırlar. Sadece ne istisnaydı burada? İşte 40 karamiler, yedi cüceler gibi ifadeler burada istisna olarak karşıma çıkar. Bazen de belgesiz sıfata karıştırılan bir durum vardır. Oraya dikkat çekelim. Bir ifadesi Türkçe'de kimi zaman belgesiz sıfat olarak kimi zaman da sayı sıfatı olarak karşıma çıkar. Örneğin bir adam seni sordu diyecek olduğumda buradaki kullanım belgesizliktir. Ama hepimizin payına bir elma düştü diyecek olduğumda adet anlamındadır. Ha demek ki bu sayı sıfatıdır. Demek ki bir ifadesi hem belgesiz sıfat olarak hem de sayı sıfatı olarak kullanılabilmekte. Peki ben bunun ayrımını genel olarak nasıl yapacağım? Tek ifadesini yanına koyacağım. Eğer tek ifadesini karşılıyorsa sayı, karşılamıyorsa belgesizdir. Bir çiçekle yaz olmaz diyecek olduğumda tek çiçek anlamında, adet anlamında olduğu için bu sayı sıfatıdır. Ama onu bir akşam vakti gördüm. Bir adet akşam, bir tek akşam anlamında değil. Ha demek ki bu belgesiz sıfattır. Bunun ayrımını da buradan yapabileceğim. Bu şekilde bir ifadesini netleştirmiş oluruz. Soru sıfatları diyecek olduğumuzda ise ki belirtme sıfatlarının bir çeşididir soru sıfatları adların nitelik ya da niceliklerini soru yoluyla öğrenmeyi amaçlayan cevapları da herhangi bir sıfat olan sözcüklerdir. Yani soru kelimesi artı isimden oluşur. Bir tane soru kelimesi artı isim yan yana görecek olduğumuzda biz burada soru sıfatı vardır diyeceğiz. Ne tür film izlersiniz? Lütfen dikkat. Ne tür film, ne tür film ifadesiyle birleşmiş soru sıfatı yapmış. Çünkü ne ifadesinden sonra isim geliyor. Ya da nasıl bir adam, nasıl adam diyecek olduğumuzda nasıl soru kelimesidir. Arkasından bir tane isim gelmiş. Ha dolayısıyla birbirini bu şekilde sıfat olarak koşullamış. Evet, burada soru sıfatı vardır diyebileceğiz. Genel olarak özelliklerine bakacak olduğumuzda soru sıfatları cümleyi soru cümlesi yapar. Ama bazı durumlarda soru anlamını taşımayabilir. Örneğin, bu nasıl bir dünya? Hikayesi zor. Ben burada sana soru sormadım ki. E peki burada soru sıfatı var mıdır? Vardır. Ama soru sıfatı soru anlamını karşılamıyor. Ben burada buna dikkat edeceğim. Dolayısıyla her soru sıfatı illaki soru anlamı vermek zorunda değil. Verebilir mi, verebilir. Nasıl kitaplardan hoşlanırsın? Hangi tür filmler izlersin? diyecek olduğumda lütfen dikkat. Ben soru ifadesini, soru sıfatını soru anlamı için de kullanabilmekteyim. Bu şekilde ha sıfatlar karşıma çıkacak olduğumda şuna da dikkat edeceğim. Demek ki soru sıfatlarıyla da sıfat tamlaması oluşturuluyor. Yani soru ifadeleri de sıfat tamlaması olarak sayılabilir, sayılması lazım. Soru kelimesi artı bir isimden oluştuğu sürece burada da sıfat tamlaması vardır diyeceğim. Kaç gün sonra diyecek olduğumda kaç gün demek ki bir sıfat tamlaması. Eve giderken hangi otobüse bineceğiz? Hangi otobüs demek ki bir sıfat tamlamasıdır. Bu şekilde bir mantıkla yani soru kelimesi artı bu şekilde bir isimle bakacak olduğumda demek ki burada sıfat tamlaması vardır diyebileceğim.